Bu videoda potansiyelini keşfederek dünya ve ahirette 10 numara 5 yıldız nasıl olursun bunu anlatmak istiyorum. Nasıl hayat kaliteni arttırırsın potansiyelini keşfederek bunları adım adım anlatmak istiyorum. Peki potansiyel nedir değerli arkadaşlar? Potansiyel bizim içimizde duran, bilmediğimiz veya keşfedemediğimiz, tam olarak kullanmadığımız beceri, bilgi, kabiliyet, atıl duran o içimizdeki aslan, işte o uyanmayı bekleyen aslan bizim potansiyelimiz. Potansiyelimiz fark edemediğimiz, bilmediğimiz alanlar. Cetvelden örnek vereyim. İnsan istatistiklere göre potansiyelinin sadece %2'sini, %3'ünü kullanıyor. Yani şu kısmı görüyor, biliyor. 30 santim olan cetvelden sadece 1 santimlik bölümünün olduğunu zannediyor. Yani potansiyelinin bu kadar olduğunu zannediyor ve sadece orayı kullanıyor ve yoruluyor. Gerisini bilmiyor bile, fark etmiyor bile ve hiç kullanmadan potansiyelini, hayatını israf ediyor, ömrünü zayi ediyor. Peki potansiyel neden önemli? Potansiyel hayatı zayi etmemek için, ömrü tüketmemek için, fazla yorulmamak için, enerjimizi ve zamanımızı boşa harcamamamız için çok önemli. Peki potansiyelimizi kullanıyor muyuz? Yine biraz önce dediğim gibi istatistiklere göre araştırmalar onu gösteriyor ki potansiyelimizin sadece %2'sini, %3'ünü kullanıyoruz genellikle. Yani bu alanın olduğunu bilmiyoruz bile. Öyle bir potansiyelimizin varlığı haberimiz yok. Bizim bir aracımız var. Dünyada en lüks araç diyelim, Maybach diyelim veya Lamborghini veya Ferrari var. Öyle bir aracımızın olduğunu bilmiyoruz. Tekeri patlak bisiklet sürmeye çalışıyoruz ve bu şekilde ömrümüzü zayi ediyoruz, israf ediyoruz. İstatistikler bunu söylüyor değerli arkadaşlar. Potansiyelimizi kullanmadığımızdan dolayı hem enerji kaybı, hem zaman kaybı, hem para kaybı, hem sağlık kaybı, huzurumuzu kaybediyoruz, her şeyimizi kaybediyoruz. Peki potansiyelimizi kullanırsak ne olur? Potansiyeli kullandığında arzuladığın hedefler vardır, değil mi? Herkesin hedefleri var. Arzuladığı huzur, mutluluk, zenginlik, bolluk, bereket, sağlık, sıhhat, afiyet. Bu arzuladığın hedeflere çok daha kolay, az enerjiyle ulaşabiliyorsun. Şöyle düşün, tekeri patlak bisikletle Almanya'dan İstanbul'a doğru yolculuk yaptığını düşün. Bir ay, 2 ay sürebilir, değil mi? Ama senin altında potansiyelin olan bir yetenek, beceri, kabiliyet, yani o süper lüks araçla yola çıktığında 24 saatte veya en fazla 48 saatte Almanya'dan Duisburg şehrinden Türkiye, İstanbul'a varabilirsin. Potansiyeli kullandığın zaman hayatın kolaylaşır, hayatın daha hızlı değişebilir. Peki potansiyelini keşfettin. Hangi alanlarda başarılı olursun? Bir, manevi alanda. Mesela kendinle alakalı kişisel özgüven, özsaygı, özdeğer, bakış açıları, kafandaki seni sınırlayan limitlerden kurtulursun. Dünya ve ahiret değişimler başlar. Bunun yanında peki başka ne değişim olur? Sağlık konusunda değişim olur. Daha sağlıklı olursun. Geceleri daha rahat uyuyabilirsin. Egzersiz yapabildiğinden dolayı bedeninde fizyolojik olarak da daha sağlıklı olabilirsin. Daha sağlıklı yeme, içme konularına dikkat ettiğinden dolayı hem maddi hem manevi olarak daha sağlıklı olursun. Peki başka mesleki alanda daha hızlı kariyerler yapabilirsin eğer potansiyelini kullanırsan. Diğer insanlara göre birkaç adım önde olduğundan dolayı kariyerde de mesleğinde de daha başarılı, yaptığın işi de severek yaparsın eğer potansiyelini keşfedersen. Bunun yanında da parasal alanda da başarıların artar. Çünkü limitleri kaldırdığından dolayı potansiyelini keşfettiğin için finansal olarak daha rahat olursun. Alışveriş yaparken fazla dert etmezsin artık. Çoluğuna çocuğuna bir şey alırken parasal problemin olmadığı için potansiyelini kullandığından dolayı, parayı çok rahat kazanabildiğinden dolayı fazla harcama yaparken düşünmezsin. Bunun yanında da çevrenle, ailenle daha iyi iletişim kurarsın. Daha huzurlu ve mutlu olursun sevdiklerinle beraber. Çünkü potansiyelini kullanan bir insan normalde 10 saatlik işi 1 saatte yapar veya 2 saatte yapar günlük olarak. Burada verdiğim örneğe göre düşünsenize, sadece bunu kullanarak bir şeyler kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani 1 santim kullanarak hayatınızı idame etmeye çalışıyorsunuz. Ama potansiyelinizi keşfederek biraz daha fazla potansiyel kullandığınızda o zaman yaptığınız işi daha iyi, daha hızlı yapabilirsiniz ve zamandan tasarruf ettiğinizden dolayı çoluk çocuğunuza daha fazla zaman ayırırsınız. İşte bu 5 alanda daha başarılı olursunuz. Aynı zamanda kendinize değer katmış olursunuz. Saygı katmış olursunuz. Öz saygınız artar, özgüveniniz artar.
auranız daha güçlü olur. Bir ortama girdiğinizde daha önceden burun kıvıran insanlar size artık burun kıvırmaz. Dedikleriniz onlar için çok önemli olur. Saygıdeğer insan olursunuz. Kaliteniz arttığından dolayı, değeriniz arttığından dolayı etraftaki insanlar da size değer verirler. Peki potansiyel nasıl keşfedilir? Potansiyel değerli arkadaşlar, kendimden örnek vermek istiyorum. Ben 14-15 yaşındaydım ve benim resim öğretmenim vardı. Ufacık tefecik bir hanımefendi. Bana inanıyordu. Öğretmendi, biliyordu. Yani resim öğretmeniydi ve benim çok güzel resim yaptığıma inanıyor ve biliyor ve o kabiliyetim olduğunu söylüyordu bana. Ve sürekli beni Mimar Sinan Üniversitesi'ne iç mimarla koşulluyordu. Bana da çok abartılı geliyordu. Yok öyle bir şey. Ben o kadar da güzel resim çizmiyorum, bilmiyorum diyordum. Anlamıyorum diyordum. Çünkü içinden insan kendini tam göremez. Dışarıdan birisi, bir uzman, bir eğitmen, bir öğretmen, bir rehber dışarıdan görebiliyor. Çünkü onun tecrübesi var. Tecrübeye saygı sana yılları kazandırır hesabı. Beni bir gün arkadaşımla beraber bir sınıfa kapattı ve başımızda durdu. Bize zorla resim çizdirdi. O arkadaşın resimlerini de hep ben çizdiğim için hep iyi notlar alıyordum. Ve ikimize bir ödev verdi. Yarışmaya katılmak üzere resim çizdirdi. O sınıfın diğer köşesindeydi. Kendi resmimi bitirdikten sonra gizlice arkadaşımın resmini de ben yaptım. Sonra tabii ben inanmıyordum yine kendime. Öyle bir becerim, öyle bir kabiliyetim, öyle bir potansiyelim olmadığını zannediyordum. Resim bittikten sonra çok beğendi ve bu resimleri, iki resmi de o zaman İstanbul Valiliği'nin düzenlediği yarışmaya göndermişti. Ve aradan 3-5 ay geçtikten sonra o yarışmada ben ikinci olmuştum. Yine benim çizdiğim diğer resim, arkadaşımın resmi de üçüncü olmuştu. Bize o zaman arkadaşıma saat hediye etmişlerdi. Çok güzel markalı bir saat hediye edilmişti. Bana da o zaman elektronik mobil televizyon hediye edilmişti valilik tarafından. İşte kendi başına potansiyelini keşfedemiyorsun. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum devamlı. Yani sana dışarıdan bir göz, bir uzman, bir rehber, bir mentor, bir yol gösteren senin potansiyelin olup olmadığını veya potansiyelin varsa bunu nasıl geliştirebileceğini sana gösteriyor. O öğretmenimiz gerçekten bana çok yardımcı oldu ve sonra o öğretmenimin sayesinde Mimar Sinan Üniversitesi'nin yetenek sınavlarına katıldım ve iç mimarlığı kazanmıştım. 7000 kişinin içerisinde 25 kişi girebiliyordu sadece ve o 25 kişinin içerisine girebildim. Nasıl oldu? O öğretmenimin sayesinde oldu. Yani bir rehber eşliğinde oluyor. Bu konuyla alakalı, yani potansiyeli nasıl keşfedebilirsin? Nasıl keşfedeceksin? Bunu bu pazar günü saat 19'da seminerde anlatacağım. Katılmak için hemen videonun altındaki linke tıklayarak o seminere katılabilir ve içinizde atıl duran, bekleyen potansiyeli keşfederek, onu harekete geçirerek, yani o içinizdeki aslanı harekete geçirerek hiç böyle ummadığınız yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi, becerilerinizi keşfederek, onları aktive ederek hayatınıza güzellikler, bolluk, bereket, huzur, mutluluk, bütün güzellikleri kendinize çekebilirsiniz. O programa katılmak için videonun altına linke tıklayarak kaydınızı yaptırın. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.